Arkadaşlar herkese sevgiler, merhaba. Sizin için bir paralel kenar sorusu çözelim dedik. Sizi boş bırakmayalım. Bu arada arkadaşlar soruya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayınız. Yorumlarınız bizim için önemli arkadaşlar. İstediğiniz tarz sorular olduğu zaman da yorumlara yazarak bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakacak olursak ABCD paralel kenar, E ve F orta noktalar, alan DKF 3 santimetre kare, yani taralı alan. Buna göre ABCD paralel kenarın alanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın alanı nasıl buluyorduk? Örneğin şöyle bir paralel kenar çizelim minik. Şuraya A diyelim. Yüksekliğini arkadaşlar H dedik. Alanı bulurken arkadaşlar alt taban veya üst taban fark etmez, sonuçta ikisi de aynı. A çarpı H yapıyorduk arkadaşlar alanı bulabilmek için. Şimdi arkadaşlar paralel kenar sorularında genellikle benzerlik kullanarak çözülüyor. Yani şu alan ABCD'yi bulabilmek için şuradan bir benzerlik oluşturmam lazım. Şimdi arkadaşlar E'yi uzatırsam, şöyle bir paralel kenara tamamlarsam, şuradan bir kelebek görüyorum arkadaşlar. DKF ve AKM diyelim buraya. AKM üçgeninde. Şimdi E ve F orta noktalar. Arkadaşlar orta nokta dediği zaman şu aklınıza gelsin. Tabanı iki eş parçaya böler her zaman orta nokta. Yani buraya 2K dersek şurası da 2K olacaktır. O zaman buralar da eşit olacaktır. Çünkü E de orta nokta. Şimdi biz paralel kenarın alanını hesaplamak için ne demiştik? Alt taban veya üst taban çarpı yükseklik demiştik. Şimdi ben öyle bir yükseklik çizmeliyim ki hem DKF üçgeninden yola çıkarak alanı bulabileyim. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Şuradan bir dikme indirdim. Şuranın tamamı arkadaşlar zaten 4K geliyor paralel kenardan. Şimdi şuraya arkadaşlar H dedim, DKF üçgeni. DKF üçgenin alanı nasıl hesaplanıyor? Yükseklik çarpı alt taban bölü 2. Yani H çarpı 2K. Şuraya yazalım. Alan DKF. Yükseklik H. Alt taban 2K bölü 2. O da arkadaşlar soruda bize 3 santimetre kare vermiş. Bu da 3 santimetre kareye eşitmiş. Buradan ikiler sadeleşir. Buradan arkadaşlar H çarpı K 3 gelir. Bu benim elimde dursun. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranına bakmam lazım burada. 2 bölü arkadaşlar AM uzunluğuna bakmam lazım. 2 bölü, burası da 4K olacaktır arkadaşlar. Çünkü simetri şeklinde kelebek oluşturdum. 2K bölü 8K'dan arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 4 gelecektir. Benzerlik oranını yükseklikte kullanabiliriz. Arkadaşlar burası H ise buranın uzunluğu da 4H olacaktır benzerlikten. Şimdi paralel kenarın alanına bakabilirim. Alan ABCD. Ne demiştik arkadaşlar? Yükseklik çarpı alt taban. Yüksekliğim toplam kaç H? 5H. Alt taban 4K. Buradan arkadaşlar 20 H çarpı K geldi. H çarpı K'yı ben zaten burada bulmuştum. DKF üçgenin alanından yola çıkarak. O zaman H çarpı K yerine 3 yazarsam alan ABCD buradan 60 gelecektir. Arkadaşlar umarım anlatım açıklayıcı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler.